Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte yine benden daha önce istediğiniz ama uzun zamandır çekemediğim bir videonun minicik bir kısmını çekmek istedim. Geçtiğimiz hafta alışveriş videomda göstermiştim. Şok marketlerden Betty Boop'un termal ojelerinden almıştım ve çok memnun kalmıştım. Siz de daha önce benden oje koleksiyonu videosu istemiştiniz. Açıkçası nasıl çekeceğimi bir türlü bilemedim. O yüzden de dedim ki birazcık böyle bölüm bölüm çekeyim. Ve aldığım Betty Boop ojelerden de çok memnun kalınca diğer çeşitlerini de denemek istedim. Başka bir yerde satılıyor mu bilmiyorum ama ben Şok Market'ten tanesi 7 liraya aldım. Şu anki oje fiyatlarına göre bence uygun. Oje fiyatları gerçekten almış başını gitmiş. O yüzden ben de böyle uygun fiyatlı ojeler gördüğümde denemeye çalışıyorum. Bu termal ojeleri de 2 tanesini denedim ve çok beğendim. O yüzden bulabildiğim kadar rengini aldım ve birlikte bir deneyelim istedim. Dediğim gibi bunların tanesini 7 liraya aldım. İlk önce size teker teker ojeleri göstermek istiyorum. Bir tane sıcakta turkuaz, soğukta koyu yeşil olan bir oje aldım. Şu an galiba pek fazla rengi görünmüyor ama teker teker hepsini deneyeceğim. Bir tane sıcakta açık mavi, soğukta lila olanından aldım. Bunu biliyorsunuz geçen hafta almıştım. Buna bayıldım. Lilası inanılmaz güzel, mavisi inanılmaz güzel. Bayıldım, gerçekten bayıldım. Çok güzel bir oje. Bir tane de sıcakta kırmızı, soğukta bordo olan renginden almışım. Yine sıcakta kırmızı, pardon, sıcakta koyu kırmızı, soğukta koyu kahve olan bir rengini almışım. Ve son iki tane de sıcakta fuşya, soğukta bordo bu rengini ve sıcakta gri, soğukta koton mavi olan bu rengi aldım. Bu arada paketleme olarak, dış görünüş olarak ojelerin hepsi çok güzel. Hem sağlamlar hem de fırçaları da çok güzel. Ben yapısını da çok beğendim açıkçası. Sadece bu geçen hafta aldığım bu ojeyi denemiştim. O videoda da zaten tırnağımda mavi mavi görünüyordu. Bence çok güzeller. Umarım diğerleri de öyle çıkar. Şimdi diyorum ki 6 tane oje var. Her bir tırnağıma teker teker süreyim. Hepsini toplu halde görelim. Şöyle tırnaklarıma ojeleri uygulamadan önce mutlaka bir şeffaf şu ojeden sürüyorum. Çünkü bu tarz renkli ojeler gerçekten tırnakta bir sarartma meydana getiriyor. O yüzden hani şu anda ne kadar kalacağını bilmediğim için hiç riske atmak istemiyorum tırnaklarımı. İlk sürdüğümde tamamen lila. Kurumaya başladığında maviye dönüşüyor. Bunun numarası Termo 07. Ben birazcık daha renkleri daha iyi görebilmeniz için iki kat süreceğim. Şimdi deneyeceğim oje de Termo 05 numaralı oje. Sıcakta turkuaz, soğukta koyu yeşil oluyor. Şöyle koyu yeşil bir rengi var. Bu ojeler için tek kat kesinlikle yeterli değil. Mutlaka ikinci katı da sürmelisiniz. Çünkü ilk katta baya böyle tırnağınızın rengini görebiliyorsunuz. Çok fazla kapatıcılığı yok. Aslında şöyle yapalım, size oje sürerken göstermeyi başaramadım. Bir türlü burada ortamı hazırlayamadım. O yüzden ben teker teker sürüp size göstereyim. Siz de beni görün artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi deneyeceğim oje de sıcakta fuşya, soğukta bordo olan bir renk. İlk sürdüğünüzde rengi bu şekilde. Evet, şöyle ikinci katıma attım. Bakın bu mavileşmeye başladı bile. Hemen bir diğer rengimi alıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bir ara bu termal ojeler çok pahalıydı diye hatırlıyorum. Hatta Mara markasının böyle 20 liralarda gibi diye hatırlıyorum ama şimdi sanırım biraz daha uygun fiyata bulunabiliyor. Ya da sadece bu markada bu kadar uygun mu onu da bilmiyorum ama sanki bir ara Bimlere Mara da gelmişti diye hatırlıyorum. Hala var mı bilmiyorum ama. Şimdi bu tırnağım kırılan bir tırnak olduğu için birazcık kısa ama yine de size şöyle göstereyim. Bu iki renk birbirine çok fazla benziyor. Bakalım kuruduğunda nasıl olacak? İlk sürdüğünüz anda ikisi de bayağı aynı. Sıcakta kırmızı, soğukta bordo olan bu. Bu da sıcakta fuşya, soğukta bordo olan. Şu an pek fuşya gibi durmasa da ve bir değişiklik olsun, fuşyaların kırmızıların arasına bir tane sıcakta gri, soğukta koton mavi olanını deneyelim. Şöyle hemen sürüyorum. Bunun numarası da Termo 1. Bu birazcık daha böyle sedef bir renk. Bu arada fırçalarını göstermedim size. Şöyle fırçalara sahip. Bu mavi olan da bayağı tatlı bir renkmiş gerçekten. Şimdilik şöyle renkli görünüyor. Bu hemen dönüşmeye başladı. Sanki bu mavi fuşya olanın yapısı diğerlerinden birazcık daha farklı gibi. Daha opak bir görüntüsü var. İki katta direkt böyle tırnağın kendi rengini kapattı ve hemen böyle güzel bir görüntü sağladı. Ama diğerlerinde böyle ikinci katı sürmeme rağmen tırnağı da görebiliyorum. O yüzden ben bir üçüncü katı da atacağım ki daha güzel görünsün. Direkt renk
renklerini böyle anlayalım. Ama üçüncü katlarını uygulamadan önce son olarak sıcakta koyu kırmızı, soğukta koyu kahve olan rengi de hemen şu baş parmağıma sürmek istiyorum. Kırmızıların, fuşyaların hepsinin ilk rengi aynı. Birazcık tabii renkleri dönüşmeye başlamış ama ilk katta çok kötü duran ojeler. Hemen ikincisini süreyim. Evet, şimdi size ilk önce sıcaktaki hallerini göstermek istiyorum. En güzel ışıktan dolayı bu şekilde gösterebileceğim için şöyle renkleri size göstereyim. İlk olarak şu mavi ve fuşyaya bayıldım. Bunu söylemiştim. Bu rengi gördüğünüzde mutlaka kapın. 7 liraya alınabilecek en güzel ojelerden birisi bence. Şu an tam olarak kurumadığı için bir kısmı lila, bir kısmı mavi. Hemen bir suya sokuyorum elime. Ve size dönüşen rengi göstermek istiyorum. O kadar güzel ki. Bakar mısınız? Çok tatlı bir lila ya. Gerçekten inanılmaz tatlı bir lila. İkinci olarak da bu yeşil rengi kullanmıştım. Sıcakta turkuaz, soğukta koyu yeşil diyor. Şu an biraz koyu yeşil duruyor. Bakalım suya sokalım nasıl duracak. Evet, mesela bu renk sıcakta çok fazla turkuaz olarak durmuyordu. Soğukta koyu yeşil. Evet, soğuk suya sokunca birazcık daha koyu yeşil oldu. Ama normal halde turkuaz değildi kesinlikle. Bunu pek fazla beğenmedim rengini. Suya soktuğum için bir kısmı renk değiştirdi ama üçüncü ojemde sıcakta fuşya, soğukta bordo olanda. Hemen bunu da suya sokuyorum. Soğukta daha koyu bir renk oluyor. Sıcakta da çok fazla yine fuşya olmuyor. Dördüncü olarak da şu kısa tırnağıma sıcakta kırmızı, soğukta bordo olan rengi sürmüştüm. Bunun numarası termondu. Sıcakta böyle, soğuk suda da koyu bordo. Aynı yine yanındaki gibi. Bu kırmızı, fuşya, bordo hepsini aynı renkte yapmışlar. O yüzden bunların hepsini almaya bence hiç gerek yok. Beşinci olarak da bu termos 01'i sürmüştüm. Bu da sıcakta gri, soğukta koton maviydi. Bu da çok fazla renk değiştirmedi. Yani böyle çok wow bir rengi yok bence. Çok fazla bunu da beğenmedim. Diğerleri de hemen böyle sıcaklaştıkça renk değiştirmeye başladılar. Diğer tırnaklarıma da yine aynı ojeleri sürdüm ama 6 oje almıştım. Bir tanesini baş parmağıma sürdüm. Bu da sıcakta koyu kırmızı, soğukta koyu kahve olandı. Koyu kırmızı olarak durmuyor sıcaktaki hali. Hemen soğuk suya bunu da sokuyorum. Bakalım nasıl koyu kahve duruyor. Hiç de koyu kahve falan durmuyor arkadaşlar. Bu Betty Boop'un ojeleri beni ilk, yani şu oje dışında hepsi hayal kırıklığına uğrattı. Hiç de o kadar güzel ve farklı bir değişim yok renklerinde. Bu, özellikle kırmızıları hiç beğenmedim. Bunları da hemen suya sokup göstereyim size. Zaten diğer tırnaklarımdaki renklerle aynı. Şöyle renkleri. Evet, genel yorumuma gelecek olursam açıkçası birazcık hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ilk denediğim oje çok güzel çıktığı için diğerlerinin de çok güzel olacağını düşünmüştüm. Ama sadece bu ojeyi çok beğendim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Böyle minik bir video çekmek istedim, deneyelim istedim. Bu ojeleri ben de daha önce denememiştim. Umarım beğenmişsinizdir, güzel bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.